Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otomatik çeviri sistemlerini ve tercüman sistemlerini, simultane sistemlerini tanıyacağız. Bunların ne işe yaradıklarından bahsedeceğim. Şu şekilde karşıdaki kişinin dilini hangi dille konuştuğunu algılayıp otomatik çeviren, istediğiniz dile çeviren cihazlar maalesef ki performanslı olarak çalıştığını tam anlamıyla söyleyemem. Bunların aynı şekilde yazılım olarak telefona yüklenenleri de var. Şimdi onlara da değineceğim. Aslında bunlar yazılıma önemli olan. Hani çevirmesini zaten içindeki işlemci ve cihaz yapıyor. O yüzden bunun mobil uygulamaları olduğunu da göstermek için şu Google Play'de arattım. İsterseniz iOS uygulamalarını da aratabilirsiniz. Normalde simultane denilen sistemler var. Bunlar kullanılıyor. Bunlara değineceğim. Simultane sistemin ne olduğuna değineceğiz. Ve hangi sistemin daha efektif olarak çalıştığını anlatacağım. Simultane sistemler böyle bu cihazların hepsini bir bir şimdi sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ne yaşadıklarını konuşacağız. Şimdi başa dönelim. Öncelikle karşıdaki kişinin hangi dille konuştuğunu otomatik algılayıp daha sonra istenen dile çeviren bir sistem maalesef ki kurumsal anlamda satış yapan bir firma bulamadık. Hani bu ürünler N11, hepsi burada Amazon gibi internet sitelerine satılan Language Translator Device olarak geçmekte. Yani bu dilden dile çeviri cihazları, yani sınırsız dil tercümanı cihazları kurumsal anlamda maalesef ki çalışmıyor, satılmıyor diyelim. Şu şekilde cihazları var. Bunların fiyatları da epey bir uygun aslında. Şu mesela şöyle göstermek gerekirse bu cihaz 8000 lirayken şu cihaz da 6500 liraydı. Fiyatları enflasyondan dolayı uçmuş. Dolar kuruna bağlı olarak hem de enflasyondan etkilenerek uçmuş. Bu şekilde bir cihaza ihtiyaç varsa ortalama 8 ile 10 bin lira arasında değişirken şu an 12 bin ile 15-16 bin arasında değişmeye başlamış fiyatları. Bu cihazları test etmemekle birlikte bu cihazlar hakkında olumlu bir şey söyleyemiyorum. Hani bu işi aslında yapan bu cihazların içinde yüklü olan yazılımlar. Yani bu cihazları test etmek istiyorsanız sizin aynı zamanda tane tane konuşmanız gerekiyor. Bu cihazı aldınız diyelim, test ettiğiniz diyelim ve çalışıyor. Ama karşınızdaki kişinin şivesi veya ağzı, lehçesi vesaire bunlar etkilenecektir. Çünkü İngilizceyi, Türkçeyi aksanlı olarak konuşan var. Mesela örnek veriyorum, karşınızdakinin Karadenizli olabilir, İç Anadolu bölgesinde olabilir, Doğu Anadolu bölgesinde olabilir, Ege'de olabilir. Her birinin Türkçe'de şivesi farklı. Bir Ege, Karadeniz ve Doğu. Mesela Türkçe'de 4-5 farklı böyle konuşurken farklı kelimeler olabiliyor. Telefona yüklenebilen uygulamalar da var bu işi yapan. Yani sonuçta bu işi yazılım yapıyor. Eğer bu cihazı satın almak istiyorsanız uygulama satın almayı da deneyebilirsiniz. O cihazın içinde olan uygulamayı satıyorlarsa eğer bunları da alıp test edebilirsiniz. Aylık ödemeli bir şekilde cep telefonuna satılan uygulamalar vardır. Paralıdır muhtemelen bu uygulamalar. Bunları deneyip nasıl bir performans alacağınızı görebilirsiniz. Fakat bu tarz sistemlerde karşılaşacak sorun her insanın aynı şekilde kelimeleri ağzından çıkmaması, farklı şiveleri olması, dediğim gibi Ege'li veya Laz'ın veya Doğulu birinin farklı kelimeler, oranın yöresine özgü kelimeler olduğunu söyleyebilirim. Söylediği kelimeyi tane tane söylemesi gerekiyor kişinin. Eğer bu cihazlardan bir tanesini kullanacaksa, şu şekilde de daha ucuz cihazlar da varmış. Onlar da kullanılabilir. Ayrıca Türkçe'de olmayan bir kelime söylendiği zaman, hani bu kelimenin bu cihazın veri tabanında olmayan bir kelime söylendiği zaman ne olacak? Tanımayacaktır. Çeviriyi doğru yapamayacaktır. Dışarıdan dilimize gelen kelimeler var. Bunlar tam çeviremeyebilir. Aslında televizyonlarda ülkeler arasında yapılan toplantılarda kullanılan bazı sistemler var. Bunlara simultane sistem deniyor. Arkada çevirmenler oluyor. Hani biliyorsunuz ki uluslararası konferanslar olur. Bunlara katılan insanlar şu şekilde göstereyim. Burası daha küçük bir salon. Burası simultane eğitimi için yapılmıştır. Şu şekilde kabinler olur. Bakın uluslararası toplantılarda bu şekilde arkada kişiler oluyor. Ve bunlar burada belki 50 farklı dil konuşuluyor olabilir. Veya 10 farklı dil. 50 biraz abartı oldu ama. Buradaki devletler arası görüşmelerde otomatik bir cihaz çevirmiyor. Bunun bilincine varalım lütfen. Hani bazı arkadaşlar bunu ben de istiyorum mesela robot çevirdiği gibi düşünebilirdim ama arkada bunu dili çeviren bir insan var. Burada mesela örnek veriyorum bir Türk olsun, Rus olsun, Alman, Çinli, bunun dışında İspanyol, İtalyan, bunların hepsinin katıldığı 5 farklı dilde katılan ülke olsun. Hani ne olsun, Rusça, Türkçe 2, Çince 3, onun dışında ne olabilir? İtalyanca, İspanyolca diyelim 5 olsun. Bunlar katıldığı zaman arkada çeviren otomatik bir cihaz yok. Simultane sistem alınıyor. Her birinin kulaklıkları var. Katılımcılar buna göre çeviri yapıyor. Mesela örneklediğim sistemde 4 kanal var. 4 dinleyici kanalı seçiyor. Mesela şöyle hemen dönelim oraya. Bunlar da farklı cihazlar.
Şöyle bir kabin olması gerekiyordu. Hemen göstereyim size onu. Biraz geri alacağım. Geri alayım. Yani burada 5 farklı kabin var. 5 katılımcı olabilir mesela burada. Az önce örnek verdik ya 5 dille. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Herkesin anlayacağı dilde çeviriyor. Bir de bunların her birinin de şöyle olması gerekiyor. Mesela atıyorum 3 farklı dil var. Türkçeden Rusça'ya, Rusça'dan tekrar Türkçe'ye dönmesi lazım. İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce'ye. Rusça'dan Türkçe'ye, Türkçeden Rusça'ya, Çince'den Türkçe'ye. Yani bunların kendi aralarında da çevrilmesi lazım. Atıyorum bir Rus konuşurken diğer o Rusça'nın farklı 4 dile çevrilmesi gerekiyor aynı anda. Yani buradaki simultane sistemler gerçekten karmaşık. Katılımcılara kulaklık veriliyor. Arkadaki kabinler içinden konuşuyorlar. Mesela şunu düşünün, bakın şu gerçekten çok karmaşık bir olay. Uluslararası bir sisteme katıldığınızı düşün. Her dil için iki çevirmen olacak. Önce mesela İtalyanca kişi konuşurken İngilizce çevirecek. İngilizceden konuşurken birisi de İngilizceden İtalyanca'ya çevirecek. Bu sistemler gerçekten karmaşık yani. Ortak dil konuşuluyorsa İspanyolca daha kolay. Tercümanlar arkada görmediğimiz kısımlarda yer alıyor. Yani şu şekilde. Yani gerçekten biraz ayrıntılı düşündüğünüzde sistemin şöyle farkına varacaksınız. 3 dil düşünün. Türkçe, Rusça, İngilizce. Rus olan hem İngilizce hem Türkçe'yi bilmediği için ne olacak? Hem Türkçeden Rusça'ya hem İngilizceden Rusça'ya çeviren birisi olması gerekiyor. Yani bu şekilde biraz karmaşık sistemler arkadaşlar. Evet, umarım anlaşılmıştır. Sistemler bu şekilde çalışıyor. Simultane sistem kullanılması gerekiyor. Yani bakın şu şekilde mikrofonlar var. Bu tabii burada simultane sistem yok. Bu başkan delege sistemi sadece. Şu şekilde alıcı cihazlar var. Bunlar kablosuz olarak çalışıyor. İçeride bir Wi-Fi üzerinden veya şebeke üzerinden besleniyor. Şu transmitter, bu çeviricinin konuştuğu mikrofonu var burada. Bunlar da alıcılar, receiver. Yani görüyorsunuz bu şekilde çalışılan sistemler de var. Şöyle kablolu, bunlar da şarj üniteleri. Bir tarafı şu şekilde ince, şu diğer tarafı USB. Bunlar da boyuna asmak için kulakçıkları. Şu transmitter'dan tercümanı yapacak kişi konuşuyor. Bunlar da alıcılar da dinliyor. Alıcılar konuştuğu zaman burada tabii önde mikrofondan konuşuyor. Bunlara konuşmuyor. Bunlarda mikrofon olanları da var, olmayanları da var. Bunlar da şarj istasyonları. Bu da farklı bir simultane sistemi şarj istasyonu. Bu şekilde çalışılan simultane sistemler var. Bunlar aynı zamanda mikrofonsuz olanlarda şey ilave oluyor. Başkan delege sistemleri var konferans odalarında. Onlara entegre olan sistemler, simultane sistemler. Yani Bosch'um var, farklı firmalarım var bu ürünleri satan. Piyasadan teklif toplayabilirsiniz veya bu ürünle çalışmak istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız sizi bende olan firma listesi var, ona yönlendirebilirim. Yani bu sınırsız tercüman sistemleri genelde kurumsal anlamda satılmıyor ve hani kurumsal düzeyde kullanıldığını görmedim. Biraz daha bunu kullanmaktansa ben ne tercih ederdim? Bunu 14.000 lira vermek yerine gider bir cep telefonu alır, cep telefonu uygulama yüklerdim. Hani şöyle satılan uygulamalar da var. Yani language translator diye yazdım ama farklı şey de yazabilirsiniz buraya, mesela simultane diyelim. Ne çıkacak? Simultane tercüme diyelim. Daha farklı uygulamalar çıkacaktır. Karşıdaki kişinin dinleyip, yani Google çeviri bile var, sesinizi algılıyor, bunu bile kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorum kısmında sorabilirsiniz. Dediğim gibi hani şu çok önemli. Hatta onu not defterinde sizlere göstereyim. Daha efektif olsun. Hani atıyorum Türk olsun, Rus olsun, bir de İngilizce olsun. İngilizce olsun. Tamam, Türkçeden Türk konuştuğunu düşünün. Ne olacak? Türkçeden Rusça'ya, Türkçeden bir de neye çevirecek? İngilizce'ye çevirecek. Hadi bir de burada ne olsun? Çin olsun. Tamam mı? Dördüncü. Türk konuşurken. Bir de ne olacak? Türk ne olacak arkadaşlar? Çince olacak. Daha sonra Rus konuşurken yine aynı şekilde her dilin iki tane tercümanı olması gerekiyor. Rus konuşurken ne olması gerekiyor? Rus, Türk. Rusça'dan Türkçe'ye. O yüzden ne oluyor? Hani Türkçeden Rusça'ya tercüme yapan ve Rusça'dan Türkçe'ye. Yani bu 4 dil için 8 tercüman olması gerekiyor. Her kabinde 2 tane olması gerekiyor. 8. Ya da bunun 4 de olabilir yine. Bu arada mesela şu da önemli. Çince'nin her dili olması gerekiyor yani. Her dilden her dile tercüme yapan
3 kişinin olması gerekiyor 4 kişi için. Yani onu da nasıl gösterelim? Rus, İngiliz diyelim. Rus, Çin diyelim. Yani gördüğünüz gibi Rusçadan bu dillere tercüme yapılmaz. Adamın hem Rusça bilmesi gerekiyor hem şu 3 dili bilmesi gerekiyor. Ya da Rusça için harbi için şu kadar bir tercüme tutmak gerekecek. Yani şöyle sıraladım. Bir de bunların tam tersi mümkün. O yüzden aslında tam tersini şurada verilmiş oldu. Bu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. Kendinize bakın. Umarım faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın.